kompütür diyerek... Evet şimdi bugün e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, geçen e, saatte parse node'dan bahsetmiştik. Bugün parse tree'den ve tree bank'tan bahsedeceğiz. Hatırlarsak eee parse tree bütün o ağacı yükleyen e, bir koddu. E, bu sınıftı. Parse tree e, hat, diğer Önceki paketlerde de benzer şekilde paketlerde benzer şekilde bir root'u tutuyor sadece. Dolayısıyla root'tan root bir parse node olduğu için bütün tree aslında recursive bir şekilde zaten parse node üzerinden tanımlanmıştı. Parse node'un zaten children'ları parse node. Dolayısıyla bu şekilde hiyerarşik olarak aşağı doğru indirgeniyor parse tree ağacı. onun dışında bir de parse tree'nin dosya ismi var. O da önemli çünkü işte 001 train, 002 train bunları da ne yapması lazım? Bir yerde saklaması lazım diğer partilerden ayırt edebilmek amacıyla. Standart bir takım konstraktörleri var. İşte boş tree, root'u null olan, işte spesifik bir root'u olan tree, dosyadan okunan tree. Burada bir input streamle alıyor. Bu dolayısıyla başka illa dosya olmak zorunda değil, network'ten de okunabilir ama genel olarak dosya tabi e, kullanıyoruz. Ee, onun dışında da standart bir takım e, metotlar var. Bu standart pardon standart metotlar var, standart dışı metotlar da var. Standart metotlardan bir, mesela bir tanesi kaydetme metodu. Ee, adam mesela bir şeyleri edit etti dosyanın içinde ara yüz yardımıyla veya başka bir şey yardımıyla. Bunu tekrar kaydetmek istediğimiz zaman bu save metodunu çağırıyoruz. Spesifik bir dosya ismiyle kaydediyor. Burada aslında temel olarak yaptığımız şey to metodunu çalıştırıp sonra da başına sonuna ekstra parantez koymak. To metodu da aslında basitçe recursive olarak root'un to string'ini çalıştırıyor. Zaten Hatırlarsak geçen e, derste anlatmıştık. Root'un to string'i de e, otomatik olarak recursive bir şekilde e, çocuklarının to string'lerini birleştirerek bu bracketed notation'ı aslında elde ediyor. Burada o to string'i geçen derste anlattığımız to string'i görüyoruz. Recursive olarak kendi çocuklarının to string'lerini birleştiriyor aslında. E, onun dışında kelime sayısı gibi bir şey var. Bundan zaten bahsetmiştik. Bu da aslında gene root'un e, word count'unu çalıştırıyor. Bu genel bir yapı aslında. Tree yapısı metotları aslında root'un metotlarını çağırarak işi aslında delege etmiş oluyor root'a. Eee punctuation'ı zaten bahsetmiştik. E, temel olarak böyle çok detaylara girmiyorum. Yani node count, leaf count da zaten bahsettik. root'un metotlarını çağırıyor ve sonuçları elde ediyor. Dolayısıyla root'un genel olarak şöyle çalışıyor. Root bir parse not. Root üzerinden recursive bir metot tanımlanıyor. O recursive metot işlemler yapıyor. Sonucu oluşturuyor recursive bir şekilde. Burada ise tree normalde o root'a göndermiyoruz sistemde metotları. Biz tree'ye gönderiyoruz. Tree'ye soruyoruz. Kaç tane nodun var? String'in ne? Gibi. Punctuation'ları yok et diye. O tree de bu no, root nodu için o recursive metodu çağırıyor ve bu şekilde recursive olarak bütün e, işlemler gerçekleştirmiş oluyor. E, bu parse tree de böyle temel olarak. E, gelirsek bir üst seviyede bu sefer tree bank var. Şimdi tree bankta aslında e, gene geçen derste bahsetmiştik e, bir trilerin toplamı. Dolayısıyla bir klasörün altında bir sürü tri var. Mesela 10 bin tane tri var. 5 bin tane tri var. Bu trilerin hepsini yüklemek ve işlemek istiyorsak bu tri bank yapısını kullanıyoruz. Tri bank yapısı basitçe aslında bir array of parse tree tutuyor. E, bu parse trileri yükleyebiliyor. E, burada temel bir takım şeyler var işte mesela klasörün tamamını oku böyle şeylere ihtiyaç oluyor çünkü biraz göstermiştik yine geçen ders İşte mesela Türk iş klasörün altındaki bütün ağaçları yükle İngiliz iş klasörün altındaki bütün ağaçları yükle gibi aslında bir klasör ismini veriyoruz o klasörü okuyor dosyalarını sonra sıralıyor ve sonra da bunları tek tek açıyor ve okuyor şimdi burada sıralama önemli bundan da kısaca bir bahsedelim. Şimdi e, dosyaların işlem basitleştirmek açısından Tribank'ta sıralı olarak durması mantıklı. Çünkü böylece mesela bir ileri git dediğin zaman aslında 000 train'den 0001 train'e bir ileri git dediğin zaman 002 train'e gidebilmesini sağlamış oluyoruz. Bu aslında sorting mekanizmasıyla bunu sağlamış oluyoruz. Onun dışında da e, dosyaların okunması hangi sırada geldiği işletim sistemine bağlı. Bizim de bütün yazdığımız kodlar işletim sisteminden bağımsız olmasını istediğimiz için mesela Linux'ta bu proje, projeyi çalıştırdın arayüz kanalıyla veya Mac'te çalıştırdın davranışının aynı olmasını istiyoruz. Sorting aslında bunu da sağlamış oluyor. Çünkü adam mesela oradaki dosyaları Mac'te farklı bir sırada getirebilir list of files'ı getir bana bu klasördeki dosyaları getir dediğim zaman başka bir yerde başka şekilde getirebilir. Bu sort sayesinde hepsinin aynı sırada gelmiş olmasını sağlamış oluyoruz. Burada tabii belli bir klasörün altındaki dosyaları değil belli bir pattern'daki dosyaları da isteyebilir. Mesela bana tüm dev dosyalarını yükle, bana train dosyalarını yükle bunu isteyebilirim. O zaman o pattern'ı burada veriyoruz. Nokta train nokta test şeklinde. Ee, bir de onun dışında çeşitli test amaçlı bütün dosyaları yüklemek istemeyebilirim. Mesela küçük işlem yapacağım, deney yapacağım. Mesela bana 1000 ile 1010 arasındaki dosyaları getir demek istersem de burada onu numara olarak verip sadece onların yüklenmesini sağlayabiliyorum. Bu da tabii bir flexiblete daha getirmiş oluyor. Ee, sonra aynı nasıl tree e, parse notlara işi delege ettiği gibi burada da aslında bir layer daha var, tree bank. Dolayısıyla ben bütün tree bankın içinde kaç tane e, mesela kelime var merak ediyorsam aslında temel olarak her bir tree'ye gidip kaç kelimen var diye soruyorum. Dolayısıyla işi onlara delege ediyorum. Toplamı öyle elde ediyorum. E, dolayısıyla oradaki count'un, word count'un bu sefer buradaki bir eşleniği gibi düşünebilirsiniz. Standart getter ve remove metodu da bulunmakta. Tribank e, paketim. paketin. Tribank'tan sonra bir de paralel Tribank var. Bunu da aslında anlatmıştık. E, basitçe neden ihtiyaç o ihtiyacımız olduğunu. Paralel tree bankada şunun için ihtiyacımız var. Bir daha tekrarlayalım burada. Bizim bazı durumlarda aynı ağacın farklı varyantları veya farklı şekilde öğrenilen versiyonları da versiyonlarımız da oluyor. Sadece bir ağaç değil, bir grup ağacı içinde aynı şey geçerli oluyor. Mesela bin tane ağacımız var. Bu ağacın karşılığı olan bin başka ağaç var. Bunlar mesela İngilizce, Türkçe ağaçlar olabilir. Atıyorum birisi gold standarttır, elle işaretlenmiştir. Birisi öğrenilmiş ağaçlardır. Biri çevrilmiş ağaçlardır. Yani sonuç olarak ana fikir buradaki belli bir numaralı ağacın yani 000 train'in bu tarafta da eşleniğinin olması. Ve bunları benim paralel olarak işleyebilmem. Dolayısıyla buradan ikinciyi al dediğim zaman orada da o dosyaya karşılık gelenin olması. Bunun için iki tane tribank kullanıyoruz basitçe. Birisi from tribank, birisi to tribank gibi. Çeviri gibi genelde terminolojiyi burada kullandık. Bunun konstraktöründe temel olarak iki tane klasörü veriyoruz. Bu konstraktör iki klasördeki bankları yüklüyor. Yükledikten sonra farklı isimde olanları siliyor. Bu şekilde aslında iki tri bankı da eş sayıda dosya isimleri bazında tabii dikkat edin. Yani birisinin adı 000train ise orada da 000train olması lazım. Burada 1111train varsa orada da 1111train olması lazım. Yani yoksa onlar uçuyor. Geriye sadece memory'de ortak olan ağaçlar kalıyor. Bunu mesela bir tane testi var oradan da gösterirsem belki daha iyi olur. Mesela trees klasörü ile trees2 klasörüne bakarsak burada mesela trees klasöründe 0 d var, 1, 2, 3 ve 14d var. Burada trees2 klasöründe 1, 2, 14 ve 15d var mesela. Bunları biz paralel tribank olarak yüklersek ikisinde birden olan neler var? 1, 2 ve 14 var. Dolayısıyla sadece bu 3 dosya kalacak. Kalacak derken dosyalar silinmiyor tabii ama memory'de onlar kalacak ve onlar üzerinden Geçebiliyor olacağız. Bu silme işlemini e, normal merge sorttaki gibi veya information retrievaldaki intersectiondaki yaptığım strateji gibi çift pointer kullanarak paralel ilerleyerek o en zamanda gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla o zaten standart daha önce de anlattığımız e, algoritma aslında. E, toplam kaç tane ağaç kalmış? şu ıı, tree ver from olanını, şu tree ver to olanı gibi standart metotları da bulunmakta bu paralel tree bank'ın. Ee, evet, onun dışında e, bir de önemli olan node collector metodumuz var. Şimdi bu node collector önemli bir e, fonksiyona e, sahip. Şimdi temel mesele şu. Benim bir ağacım var. Fakat bu ağacımın içinde belli özelliklere sahip olan notları istiyor. Şimdi bu jenerik bir şey. Ee, dolayısıyla tanım da jenerik. Note collector bu jenerik e, özellik dediğimiz şeyi note condition diye bir interface'te tutuyor. Bu interface'i siz tanımlıyorsunuz. O interface'e göre kontrol yapıp o notları e, çekiyor temel olarak yaptığı şey de aslında bütün ağacı gezip bütün ağacı gezip e, ondan sonra da e, özelliğe sahip olanları döndürmek ana fikri bu aslında e, ne yapıyor? Aslında bir depth first search şeklinde bu kendi kendini çağırıyor dikkat ederseniz. Collect nodes metodu. Şurada bir nodumuz var. Bir de e, collect edilmiş olanları akümülatörümüz var. Bu her seferinde condition'ı kontrol ediyor. Eğer condition doğruysa o zaman onu collected'a ekliyor ya da collection'a ekliyor. Sonra çocuklar için bunu bir daha çağırıyor. Dolayısıyla bu e, recursive bir şekilde bütün ağacı geziyor notlar bazında. Sonra da ihtiyaç, o condition'ı, o şartı sağlayan notları toparlamış oluyor Collected Array'nin içinde. Koşullar neler olabilir? Bu tabii artık problemine bağlı. Buradaki parse tree açısından bakıldığında iki tane condition yazdık. Onlar sık kullanıldığı için. Bir tanesi leaf olması yani bana mesela bütün leafleri getir diyebilirsiniz. Mantıklı çünkü neden? Leafler zaten cümleyi oluşturacak. Normal ağacı düşünün. Ağacın leaflerini aldığımız zaman ne oluyordu? Cümle meydana geliyordu. Dolayısıyla is leaf dediğimiz şey o nodun leaf olup olmadığını kontrol ediyor. Nasıl kontrol ederiz leaf olup olmadığını? Çocuk sayısına bakarız. Çocuk sayısı sıfırsa zaten leaf'tir. Diğer her şeyin aslında bir çocuğu vardır en azından bir tane. Bir de English leaf diye bir şey var. Bu English leaf de hem leaf olması, o yüzden de leaf'i extend ediyor, is leaf klasını extend ediyor ve onu kontrol ediyor. Aynı zamanda da hatırlarsak demiştik ya, Pantry Bank ağaçlarında normal notların dışında is notlar da var, is bırakılmış notlar da var. Bunlar çeşitli amaçlarla işte gizli özne veya sorunun cevabı, gibi şeyleri işaretlemek için kullanılmış. Orada cümlede gerçek kelime yok ama izler var. Şimdi biz bu normal ağacın leaflerini bana getir dediğim zaman aslında ne oluyor? O izler de birlikte geliyor. Ama ben onu istemiyorum. Mesela normal İngilizce cümleyi görmek istiyorsam o zaman sadece iz olmayan leafleri döndürsün istiyorsam o zaman bu iz English... Leaf'i e, istiyorum. O da bana işte gördüğünüz gibi standart kuralda var. Yıldızsa zaten e, izdir. İçinde yıldız varsa. E, yok, içinde iz yıldız yok, A, sıfırsa mesela sıfır da olabiliyor bu arada. E, Parent'ı trenansa o zaman iz oluyor. Niye burada böyle bir şey yaptık? Çünkü ne yazık ki bunun bile istisnası var. Diyelim leaf notta sıfır yazıyor sadece. Ya yani öyle bir şey de olabilir hiç param sıfır lira param kaldı diye bir cümle olduğunu düşünün. O zaman sistem onu döndüremeyecek. O, o sıfırın normal yazı olduğunu anlayabilmek için bir de parent'ına bakmak gerekiyor. Bu böyle bir çok istisnai bir case var ama bu bile başımıza geldi yani. O yüzden e, onu da burada tutuyoruz. Okey. E, bu da böyle. Dolayısıyla node collector kullanarak İstediğimiz e, özelliklere sahip, buraya yazdığımız, tabii şimdi sadece iki tane metot var, e, notları toplayabiliyoruz. Sonra onlarla istediğimiz şeyi e, gerçekleştiriyoruz. E, onun dışında temel olarak e, metrikler var ama bu metriklerden sonra bahsederiz. E, bunlar e, parserla ilgili olan metrikler, Onlara detaylarına girmeyeceğim e, bir tane constituent span diye bir şey var. Bunu da burada tanımlamışız. Burada da ileriye yönelik bir şey ama şimdi çok kısaca bahsedelim. E, bunlar da aslında e, constituentları tutmak için. Constituent dediğimiz şey nedir? İşte mesela noun phrase bir constituent'tır hatırlarsa. İşte verb phrase bir constituent'tır. Bu constituent kaçıncı kelimeden başlıyor? Kaçıncı kelimeden bitiyor? Bu fikri tutabilmek için böyle bir class tanımlanmış durumda. Onun zaten çok standart bir class yani sadece start-end özelliği var. Ve ona göre de constructor'ı ve getter'ları bulunmakta. Ee, Okey, temel olarak e, bu kadar.